Göreceğiz bakalım. 100 bekliyorum, 100. Ayben öğretmenim sen istediğin bölümü kazanırsın dedi. Tıp istiyorum anne, ne dersin? Çok iyi olur derim. Aman benim kızım doktor mu olacakmış? Hem de çok güzel bir doktor olacağım. Doktor Zeliha Hanım, Doktor Zeliha Hanım, bunlar doğru mutfağa. Ya anne ya. Koskoca doktora bunlar mı taşıttırılırmış ya? Anonsu duydun, marş marş. Peki. Anne ya. Tamam canım, bir dahakine ambulans tutarız. Hadi doktor hanım, çalış bakalım. Ben de gidip babandan para alayım. Şu elektrikle suyu ödeyeyim. Kıyamet kopacak şimdi. Zam gelmiş her şeye. Dese de yine ayveyi yemişiz. Vay vay vay, Tarık abim gelmiş. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk Himmet, hoş bulduk. Buyur abi, otur. Sağ ol. Çok fazla kalmayacağım Himmet. Seninle hayırlı bir iş konuşmaya geldim. Senin Zeliha artık büyüdü. Oğlum ne duruyorsun, Tarık Bey'e bir kahve söylesene. Nasıl içersiniz Tarık Bey? Şekerli olsun. Tamam. Oradan da Hüsamettin'e git. Bu akşam 6'ya kadar borcunu ödesin. Yoksa avukata verecekmiş senedi de. Tamam usta. Paramızla rezil oluyoruz abi. Borç isterken köpek oluyorlar. Ama ödeme günü gelince ödemiyor şerefsizler. Sen de faizleri o kadar yüksek tutma. Neyse, ne diyordum ben? Senin kız büyüdü artık diyordum. Ben de yaşım iyice geçmeden bir daha evleneyim diyorum. Senin gibi damat geri çevrilir mi Tarık abi? Neden olmasın? Allah'ın dediği olur. Ama burası böyle mevzuları konuşulacak yer değil. Bir akşam bize buyur, konuşalım. Hayırlısı neyse bir yoluna bakalım. Doğru söylüyorsun. Yarın akşam o zaman ben size geleyim yemekten sonra. Tamam, bekleriz, sefalar getirirsin. İyi o zaman, ben kalkayım. Bir sürü işim var. Abi kahven? Sen içersin artık onu. Hayırlı işler. Sana da abi. Hayırlı günler yenge hanım. Hayırlı günler. Hayırlı işler. Hayrola Feride? Bak, para istemeye geldiysen yok bilesin. Zaten millet borcunu ödemiyor. Elektrikle suyun son günü, ne yapayım yani, kessinler mi? Hayda. İyi aman, kaç kuruş? 87 lira. Ne? Fabrika mı bu ev be? Tabii kızın sabahlara kadar ders çalışıp elektrik harcarsa olacağı budur. Saçmalama Himmet, zam geldi. Ne olacak Zeliha'nın yaktığı elektrikten? Ne gereği var? O saatlere kadar gözlerine yazık. Yeter okudu zaten, okuyup da ne olacak? Doktor olacak benim kızım. Bırak bu boş hayalleri be. Ne doktoru? Evlenip gidecek yakında. Daha erken, önce okulunu bitirsin. Gerek yok, gerek yok. Hele bir isteyen olsun, hemen vereceğim onu vallahi. Ben vermem kızımı. Al şu parayı da öde, elektrik ve suyu, gişe kapanmadan hadi. Ha, yarın akşam Tarık abi bize gelecek. İkramlık bir şeyler al. Peki. Bıktım bu kadından be. Of. Çırak! Bak sen bak bak. Üniversite okuyacaksın. Babanın dediklerini dinlemeyeceksin ha? Nerede o bolluk? Ben ne dersem onu yapacaksın, anladın mı? Okulu unut. Himmet bağırma Allah aşkına. Sen sus be kadın. Sen şımarttın zaten bunu. Akranları çoluk çocuğa karıştı. Yok doktor olacakmış da, yok bilmem neymiş de. Ya dediğimi yapar evlenirsin, ya da Allah yarattı demem ha. Baba lütfen, ne olur. Ne ne olur be, ne ne olur. Himmet yapma ne olur. Sen karışma, anladın mı? Tamam kuzum, ağlam artık. Anne ne diyor babam ya? Ben nasıl evlenirim? Okulum ne olacak? Ne bileyim kızım. Baba da dişine hiç akıl erer mi? Ağlama sen, sakin ol, ben konuşacağım. Yavrum. Anne. Anne. Anne.
Sen delirdin mi Himmet? Adama sen bile abi diyorsun. O da sana baba mı diyecek yani? Ne yani? Sana anne diyecek diye mi bozuluyorsun? Allah'tan kork Himmet. Kadın, bana bak. Aklını başına topla. Kızını hiç mi düşünmüyorsun? Böyle kısmet bir daha çıkar mı? Sen çatlasan da patlasan da ben kızımı Tarık'a vereceğim. Ağlasa da zırlasa da. Himmet, yapma ne olur. Hiç mi vicdanın yok? Uğraşamam seninle gece gece be. Allah vicdan versin. Selam yavrum. Ağlıyor musun sen? Mutluluktan mı ağlıyorsun? Mutlu ol Zeliha. Benim gibi bir adam herkese nasip olmaz. Canım. Kız, kalkmadın mı sen daha? Kalkıyorum. Aha, sen daha ilk günden böyle yaparsan buzuşuruz ha. Kes şu ağlamayı da. Bak hanım evladı, burası ananın evi değil. Her sabah benden evvel kalkacaksın. Ben hazırlanırken kahvaltıyı hazırlayacaksın. Akşama da adam gibi yemek isterim. Anlaşıldı mı? Ağlama. Kalk hadi kahvaltıyı hazırla. Feride. Ne oluyor güm güm öyle? Bana bak, bana surat yapma, seninle de bozuşmayalım ha. Ben kızı iyiliği için evlendirdim. Geleceğini düşündüm. Okusa ne olacaktı? Sokağa çıkmak, hepsi fakülte bitirmiş. Hepsi işsiz, hepsi parasız. Bir kere sordun mu kız ne istiyor diye? Feride, manyak mısın sen? Niye sorayım ya? Ben onun babasıyım. Doğru olanı şu kadarcık çocuk mu bilecek, ben mi bileceğim? Kız daha cahil. Cahil dediğin kız okulda öğretmenleri parmakla gösteriyordu Himmet. Parmakla gösteriyorlar da bir şey mi öğrendi sanki? Azıcık bilse Tarık abinin ne büyük bir hazine olduğunu anlardı. Adam Karun gibi zengin. Allah seni ıslah etsin, ne diyeyim? Hep sen doldurdun kızı zaten. Aklına soktun oku oku diye. Hata bende zaten. Evlendirmeyecektim. Senelerce okuyacaktı, aç kalacaktı, o vakit anlayacaktı. Benim yaptığımın kıymetini çok sonra anlar. Aha, buraya yazıyorum. Sen kızını sattın Himmet. Babası yaşında bir adama sattın. Ne diyorsun sen be? O akşam kahveleri getirirken kapıda gördüm, duydum. Sana şişkin bir zarf verdi. İçinde tam 30.000 lira var dedi. Nişan düğün istemezseniz açıktan bir 5.000 daha veririm dedi. Görmedim sanma. Sen kızımı paraya değiştin. Aman, adam da yiyecek zevk mi bıraktın be? Keşke şu çay kafana devrilseydi. Allah Allah ya. Saçmalama be, sen hayal görmüşsün. Hayır efendim, gördüm, gerçekti. Feride, bak
Senin dilin çok uzadı. Ayağını denk al. Yoksa seni alırım ayağımın altına, tamam mı? Oo, Tarık abi hoş geldin. Ha. Erkencisin. Hoş bulduk. Ne yapalım? Biz senin gibi faizden kolay para kazanmıyoruz. Çalışmamız lazım. Kolay olur mu be abi be? Buyur abi, buyur. İyi. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurduk bakalım. Neler çekiyorum bağlayacaklarımı alana kadar? Sana söz verdiğim 5.000 lira. Kesene bereket abi, Allah razı olsun. Abi ya, sana müsaade edersen damat diyeyim. Tuhaf oluyor be. Himmet. De be oğlum. Ne istersen de. Nasıl olsa akrabayız. Günaydın usta, günaydın Tarık Bey. Günaydın, koş bize 2 kahve söyle hadi. Tamam. Ya Himmetciğim, kayınpederim. Aslında kahve içecek hiç vaktim yok. Aa, vallahi olmaz. Ben kahveyi sade içerim. Sen gidince senin kahveni de içemem. Alemsin beyim. Paraya da kıyamıyorsun. İçelim bakalım. Ha, bana bak. Zaten kızın da sabah kahvaltısından sonra bir kahve yapmadı. O da çocuk, acemi damat. Öğrenir sonra. Hala anasının kuzusu. Heh, iyi bakalım. Yavrum, kuzum. Geç içeri. Al annem. Sağ ol anne. Kızım. Anne. Anne ben mahvoldum, ne yapacağım? Ne oldu kızım? Korkuyorum anne. Canım kızım benim, kıyamam senin gözyaşlarına. Anne. Geleceğim karardı. Bütün umutlarımı yitirdim anne. Ben o eve gitmek istemiyorum. Orada nasıl yaşarım ben? Üzülme anne. Geçecek, göreceksin. Her şey zamanla daha iyi olacak. Nasıl? Ben yaşamadım mı sanıyorsun? Sen de kocanı tanımaya çalış. Unut babanın sana yaptığı haksızlığı. Kızım, her insanın içinde iyilik vardır. Yaradan bizi iyi olarak yaratır. Zamanla kocanın içindeki iyiliği de göreceksin. Ama anne, babamdan bile yaşlı. Bak kızım, yaş önemli değil, sevgi önemli. Yeter ki seni sevsin. O seni severse, sen de onu seversin zamanla. Selamünaleyküm. Aleykümselam, buyurun. Siz Zeliha'nın babası mısınız? Evet. Ben Zeliha'nın matematik öğretmeniyim. Çocuklar tarif etti dükkanınızı, bir tanışalım dedim. Tanışalım bakalım. Sizi fazla rahatsız etmek istemem. Söyle söyle. Zeliha birkaç gündür okula gelmedi. Arkadaşları evlendi dediler. İnanamadım. Doğru mu bu? Doğru. Ne olmuş? Himmet Bey ne yaptınız? O daha çocuk. Sana ne kardeşim, ben babasıyım. Sen mi bileceksin onun iyiliğini? Himmet Bey, kızınız okul birincisi. Matematiği, fen dersleri olağanüstü. Çok istediği tıp fakültesini kazanması işlem bile değil. Kazanmayı versin birader. Benim kızım kocasına bakacak, torunlarıma bakacak. Onu evlendirmeniz torun özleminizden mi, yoksa bir başlık parası söz konusu olabilir mi? Bela mısın kardeşim? Defol git şu dükkanımdan. Beni korkutamazsınız Himmet Bey. Bana dokunursanız derhal polis çağırırım. Zaten okulun avukatlarıyla da bu konunun yasal boyutlarını konuşacağım. Kız henüz reşit değil. Çok akıllısın be. Zahmet etme, ben sana söyleyeyim. Benim her gün avukatlarla icralarla geçiyor günüm. Kız 16 yaşının üstünde. Benim iznim oldukça evlenebilir. Babasıyım, istediğimi yapabilirim. Hadi defol git şimdi. Kiminle konuşursan konuş. Bakın Himmet Bey, buraya ben dostça geldim. Kızınızın istikbalini kurtarmaya çalışıyorum.
Hiç olmazsa eşiyle bir konuşalım. Okula devam etsin. Zaten 3 ay sonra mezun olacak. Üniversiteye girsin, gerisi kolay. Üniversiteye giden bir sürü evli genç var. Ya sen laftan anlamıyor musun ya? Kadın kısmı oturur evinde. Kocasına hizmet eder. İnat etmeyin Nimet Bey. Eşiyle bir kere konuşalım. Belki o sizin gibi düşünmüyordur. Allah Allah. Sen Türkçe bilmiyor musun ya? Eşeğin aklına karpuz kabuğu sokma. Okul mokul yok dedik. Yürü git işine. Bu işin peşini bırakmayacağım bilirsiniz. Elinden geleni ardına koyma. Manyağa bak ya. Çırak gel şu vidaları yerleştir. Anne, üzme kendini, her şey yoluna girecek. İnanayım mı anne? İnan kızım. Hadi git evine şimdi yemeğini yap. Evde ol kocan geldiğinde. Hadi yavrum. Benim güzel kızım. Ne güzel gelin olmuşsun. Hadi kızım öpeyim seni. Üzülme annem, oldu mu? Ay Himmet, ne yaptın sen? Yaktın kızımızı. Hiç vicdan yok mu senin içinde? Allah'ım sen yardım et kızımıza. Bitti mi? Bitti usta, bitti. Hadi bana git bir kahve kapla gel. Tamam usta. Su damlası. Buz mavisi. Oh. Maşallah, peynir ekmek gibi satılıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Mustafa. Himmet abi, birazlardayım. Ya Mustafa, vallahi geçen sefer çok üzdün beni. Ne yapayım abi, işten çıkardılar. Bir daha olmayacak. Babam köyde tarlalardan birini sattı. Satar satmaz ödeyeceğim. Kaç para istiyorsun, ne zaman ödeyeceksin? Abi 5000, 3 aylığına. Bak koçum, 5000 veririm. Ama 6500 lira geri alırım. Çok faiz olmadım Himmet abi. İşine gelirse. Aha bak, banka orada. Tamam tamam, ne yapalım? Akşama gel paranı al. Kızı vermişsin diye duydum. Sağ ol. Ulan düğün bile yapmadık. Sessiz sedasız evlendirdik kızı. Yine Sağır Sultan bile duydu be. Böyledir. İyi haber çabuk duyulur derler. Kime verdiniz? Bizim Tarık. Müteahhit Tarık mı? Çok yaşlı değil mi o ya? Senin kız daha bebe sayılır. Sana ne birader? Allah'ın razı, veren razı. Benim şimdi işim gücüm var, tutma benim. Tamam abi, hadi hayırlı işler. Hadi güle güle. Allah Allah. İyi be, bir de millete hesap vereceğiz ha. Nerede kaldı bu çırak be? Bütün manyaklar bizi buluyor ya. Zeliha. Hocam. İyi ki rastladım sana. Ben de ne yapacağımı düşünüyordum. İyi misin kızım? İyiyim hocam. Olanları duydum. Sabah babanla konuşmaya gittim. Babamla mı? Korkma kızım. Sana yapılan haksızlığın farkındayım. Ama olan olmuş. Şimdi senin bu işten en az zarar görmeni sağlamaya çalışıyorum. Sağ olun hocam ama... Zeliha dinle beni. Seni bu evliliğe zorladıklarından eminim. Eğer istersen buna son verebilirsin. Ben sana yardım ederim. Polis sana yardımcı olur. Hocam ortalığı karıştırmak istemiyorum. Tatsız şeyler olsun istemiyorum. Anlıyorum Zeliha. Ama Allah'ın sana verdiği lütufları harcamaya hakkın yok. Eğitimine devam etmeniz. Nasıl ederim hocam? Babandan da rica et. Eşinle konuşalım. Okuluna devam et. Sınavlara gir. Sonra üniversiteye girince daha kolay olur evlilikte okumayı bir arada götürmek. Biraz zorlanırsın ama. Ben razıyım hocam. Tamam işte. Bana adresini ver. Ben gelip eşinle konuşayım. Yok hocam. Bu iyi olmaz. Önce ben konuşurum. Ne kadar zamanım var? Ben baktım bu yıl hiç devamsızlığın yokmuş. Gerekirse rapor falan alırız. Kolay. Vaktim var. Ama en kısa zamanda konuş. Tamam hocam. Ben en yakın zamanda konuşacağım. Telefonumu kaydet. Bana haber ver. Bu arada ters bir durum olursa, yardıma ihtiyacın olursa der saat arayabilirsin. Sağ olun hocam. 0590. Yok be Mehmetciğim, sattım ben arabayı. Kısmet değilmiş. İyi akşamlar.
Hadi oğlum, gitmiyor muyuz oyuna? Yok, eve gideyim diyorum. Malum yeni evliyiz. Erken kalkarsın oğlum, gidelim biraz kazanalım da şu borçlarını öde en azından. Ayrıca sık sık gitmezsek Hasan huylanıp pisleşmeye başlar borcunu öde diye. Haklısın. Zaten param yok. Bütün parayı inşaata bağladım. Arabayı bile okuttum. Biraz kazanır kazanmaz kalkarız. Borcun bir kısmı ödenmiş olur en azından. İyi, hadi kalkalım. Hadi. Fulas. Bu iş bu kadar. Hayırlı olsun Tarık Bey. Evlendin diye duyduk. Sağ ol. İyi de Tarık Bey, yepyeni gelini evde bırakıp kumara mı geliyorsun? Bırak Sevzekli'yi de dağıt kağıtları. Hasan Bey, bana bir 10.000 lira yollar mısın? Ver. Buyur abi. Ya kalksaydık artık, yenge bekler. Ya başlatma yengene şimdi. Zeliha, hadi kalk. Burada oynar mı? Hadi git, adam gibi yatağına yat. Sofrayı hazırlamıştım. Beklerken sızmışım. İçim geçmiş. Ben gidip yemeği ısıtayım. Ya delirdin mi be? Sabahın ikisinde yemek mi yenir? Git yatağına. Ne sofrası, ne yemeği? Ya ne yapıyorsun? Sana yat demedik mi? Masayı toplayayım demiştim. Git yat, Sibar. Laftan anlamıyor musun ha? Bir daha anlatayım mı? Ha? Anladım. Defol şimdi, git yat. Manyak. Defol. Hasta mı ne ya? Geri zekalı. Sen de yesene. Yiyorum. Kusura bakma, dün akşam biraz sinirliydim. Zararı yok. Ben bir şey konuşmak istiyordum. Şimdi vaktim yok, akşama konuşuruz. Erken gelir misin, yemek hazırlayayım mı? Hazırla, para bırakayım mı? Yok, dün her şeyi aldım. Para da arttı. İyi. Hayırlı işler. Allah'ım, sen bana dayanma gücü ver ya Rabbim. Hayırdır? Ha? Ne oluyor? Yok usta, gazete okuyordum. Ya usta, bir kız istemediği adamla evlendirmişler. Zavallı kız intihar etmiş. Tövbe estağfurullah. İnanma lan böyle uydurma haberlere. Ver o gazeteyi bakayım. Hadi git dükkanın önüne süpür. Tamam usta. Biz bilmiyoruz sanki gazete okumasını. Hayırlı günler kızım. Ben alt kat komşunuzum. Bir hoş geldiniz diyeyim dedim. Ne zahmet ettiniz? Buyurun, buyurun. Şöyle buyurun. Nasılsın kızım?
siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Küçük bir kaza. Geçmiş olsun. Sağ olun. Tarık Bey'i pek görmeyiz. Erken çıkar geç gelir. Evlendi dediler de hayırlı olsuna geleyim dedim. Sağ olun. Ben de bir çay koyayım hemen. Buyurun. Zahmet buyurdunuz. Sizi böyle aniden rahatsız ettiğim için özür dilerim. Estağfurullah Alper Bey. Çocuğuma bir kelime öğreten benim baş tacımdır. Keşke eşiniz de böyle düşünse. Ne oldu? Önemi yok. Dün ziyarete gittim. Ama netice alamayınca size geldim. Ziyaret sebebim Zehra'nın tahsiline devam etmesi. Evlenmesi bana göre yanlış. Ama artık yapılacak bir şey yok. Alper Bey, inanın ki ben de evlenmesine taraftar değildim. Neyse. Şimdi mesele Zehra'nın eğitimine devam etmesi. Dün eşiyle konuşmak istedim ama... Nasıl yani? Okula mı gitsin diyorsunuz? Evet. 3 ay sonra lise bitecek. Üniversiteye giden bir sürü evli genç var. Aslında karı koca arasında yaş farkı iyidir. Benim eşim de benden 11 yaş büyük. Ama sen çok erken evlenmişsin be yavrum. Kaç yaşındasın sen? 17. Vah yavrum, çok küçük evlendirmişler seni. Anan baban kim senin? Annem Feride. Babam da Himmet. Himmet Atalay. Nalbur Himmet efendi mi? Evet. Kekimden yesene, çok güzeldir. Tarifini veririm istersen. Yeni mallar gelecek. Düzgün düzgün yerleştir oğlum. Tamam usta. Usta, Serdar abi minivanını satıyormuş. Çok ucuza veriyor, alsana. Ne yapacağım ben arabayı be oğlum? Yakışır be usta. Üstüne dükkanın ismini de yazdırırsın böyle. Yengeyle de gezersin, reklam olur. Ben de tadilat işlerine giderken çimento kum koyarım usta. Çağır bir Serdar'ı da pazarlık yapalım. Tabii ya, damadın arabası var da bizim niye olmasın? Yakışır usta, aslan ustam benim. Olmuş mu? Fena değil. Ben bir şey konuşmak istiyordum da. Söyle. Liseyi bitirmeme 3 ay kaldı. Devam etsem de mezun olsam diyorum. Zaten okul yarım gün. Ne olacak mezun olacağında? Üniversiteye girerim. Yok ya, bir de üniversiteye gideceksin demek. Bu evin işleri ne olacak? Ben ikisini de yaparım. Kolaydı demek bu evin işi. Zorlaştırayım mı? Ha? Sana bırak dedim. Bırak lan. Bırak. Bana bak kız. Bizim defterimizde öyle şeyler yazmaz. Benim karım bütün vaktini, dikkatini bana verir. Derse okula değil. Bunu şu aptal kafana öylece sok, anladın mı? Dur. Kız, sen kime posta atıyorsun? Benden habersiz bu masayı nasıl terk edersin sen? Burayı babanın ahırı mı sandın? Feride. Hı. Aman, konuşmazsan konuşma be. Araba alıyorum, onu söyleyecektim. Ne arabası? Serdar arabasını satıyor. Hem çırak onunla çimento kum taşıyacakmış. Hem de hafta sonları gezeriz. Ben o arabaya binmem. Allah Allah. Neden binmiyormuşsun? Haram parayla alınan araba hayır getirmez. Kaza maza olur, Allah korusun. Şşt. Feride, ağzından çıkanı kulağın duysun. Niye haram olurmuş kadın? Yalan mı? Faiz parası işte. Kızını satarak aldığın araba işte. Sus lan! Bir gün de şu evde hastalığıyla bir kahvaltı yapamayacak mıyım? He? Allah'ım yarabbim ya. Elleri kırılsın inşallah. Elleri kırılsın inşallah. Ufacık kız, günahtarlık dövülür mü hiç? Ya nasıl dövmem oğlum? Hanımefendi üniversiteye girecekmiş. Gitsin fena mı? Doktor moktor çıkar da ahir vaktimizde bize bakar. Yaşımız ilerleyince bize bakar. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Üniversiteye ne gerek var? Ben ortaokuldan terkim.
Bak nasıl para kazanıyorum ben. Emlakçılar zincirim var. Ya o para yap şu Hasan'ın borcunu öde. Nasıl öderim? Nasıl öderim? Kuruşum yok. Her şeyi inşaata gömdüm. Oğlum Hasan tekin adam değildir. Mafya ya. Yakında pisleşir. Şu kızın babasına 35 kağıt vermeseydim şıp diye öderdim. Kim dedi sana 17 yaşındaki kızı al diye? Hala işin dalgasındasın. Kızını geri versem parayı geri verir mi? Tam buldun adamını. İmmet adamına günahını vermez be. Gidip başka mekanda oynayalım biraz. Kredi verecek bir yer buluruz elbet. Çalıyorum kapıyı. Uyuyakalmışım. Bir de cevap veriyor. Zaten kan beynime çıkmış. Gerizekalı. Salak. Mıymıntı. Yapma. Aptal. Yapma. Gerizekalı. Başlatma kızın Zeliha'ndan. Yat Zıbar. Allah'ım seni ayda çıkar. Polisler. Zeliha. Zeliha kalk. Kalk. Elini üstünü yıka. Hemen yatağa gir. Çağırırsam sabahlığına giy gel. Sakın ağzından bir şey kaçırma. Çok fena yaparım. Yürü. Buyurun. Hakkınızda şikayet var. Şikayet mi? Ne şikayeti? Eşinizi dövdüğünüz bildirilmiş. Eşimi mi? Kim bildirmiş? O sizi ilgilendirmez. Eşiniz nerede? Bu saatte nerede olabilir? Uyuyor. İşinizi görebilir miyiz? Ya uyuyor diyorum memur bey. Maalesef uyandırmak zorundasınız. Biz de ihbarı değerlendirebilmek için işinizle görüşmek zorundayız. Canım, hayatım uyan. Bir zahmet kapıya gelir misin? İşiniz mi? Evet. Yüzünüze gözünüze ne oldu? Şey, dün kaymış merdivenlerden. Mermer köşesine gelmiş. Eşiniz sizi dövdü mü? Şikayet geldi bize. Seslerinizi duymuşlar. Yo, dönmedi. Emin misiniz? Bakın öyle bir şey varsa korkmayın, söyleyin. Hayır, dönmedi. İyi geceler o halde. Özür dileriz, rahatsız ettik. Memur bey, asılsız iddialara inan. Gece vakti bizi rahatsız etmiyor. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Geçene. Yiyemiyorum. Bugünden itibaren birkaç gün dışarı çıkmak yok. Kimse seni böyle görmesin. Ben çıkıyorum.
beni. Kilitledi. Bıktım sana para vermekten be. Merhaba. Merhaba. Bana bakayım Mete Efendi. Başını yastığa koydun da rahat uyuyabiliyor musun? Buyur. Kızını kocası her gün dövüyor. Ben onların alt katında oturuyorum. Sana ne be kadın? Kocası o. Döver de sever de. Sen kim oluyorsun? Yazık o kıza yazık. Mahvettin son hayatını. Allah seni bildiği gibi yapsın. Kızıma gidelim hemen. Feride dur. Çırak gibi seni Allah al. Bir korniş çakmaya gittin, korniş oldun kaldın. Tarık, dün akşam adamı duydun. Artık kredi mredi yok dedi. Tarık, ben senden alırım paramı dedi bana ya. Beni kefil olduğuma pişman etme ne olur. Ya Vahdet, ben de paran kalır mı hiç? Satar savar veririm. Selamun aleyküm Tarık Bey. Hasan abi dün akşam başka bir mekanda kumar oynadığını duymuş. Madem parası var, emaneti al gel dedi. Şey... Vereceğim. Biraz daha süre istiyorum. Vallahi Hasan abi parayı almadan gelme dedi. Tamam. Ben kendi ellerimle getirip takdim edeceğim kendisine. Lan ne zaman? En geç yarın öğlene kadar. Bak kardeşim. Kumar borcu namus borcudur. Paranı denkleştir. Bu akşam kendin getir adam gibi. Yoksa... Hayırlı işler. Anne. Kuzum ne oldu sana kuzum? Bir şeyim yok anne, üzülme sen. Aç kapıyı yavrum, geliyorum. Kapıyı üstümden kilitledi, açamıyorum. Yürü eve rezil kadın. Herkese kepaze oldu, yürü. Kuzum, yavrum. Anne. Anne. Zeliha! Zeliha! Neredesin? İçerideydim. Çabuk altınları getir. Ne altını? Nikahta takılan altınları. Koş! Hadi çıkalım. Bu altınlar vardı da daha önce niye söylemedin? Aklıma geldi abi, beynim durdu panikten. Tarık bırak artık kumarı. Götürelim bunları Hasan'a verelim, bu iş bitsin. İnsafa getirip diğer adama veririz. Bilirdin mi oğlum, o adam da insaf olur mu? Abi biliyorum, bu akşam kazanacağım, şansım yerinde. Hayırlı günler. Hasan abi şimdi yüklü parayla geliyorlardır. Gidin refakat edin dedi. Malum sokaklar hırsız uğursuz dolu. Ne işin var senin burada? Baba. Sus, anneni uyandıracaksın. Burası senin evin değil artık. Niye evinde değilsin sen? Ama baba. Hadi yürü. Ya Tarık, sen beni gerizekalı mı sandın? Burada olsa olsa 15 bin liralık mal var. Olur mu? Nereden baksanız en aşağı 50 bin lira ederim. Şimdi de sarraf mı kesildin ulan başımıza? Sıkın kafalarına. Yapmayın, benim ne günahım var? Var ya, vicdanlı olmak lazım. Sıkın Tarıkçığımın kafasına. Durun. Size öyle bir şey vereceğim ki ondan çok para kazanacaksınız. 17 yaşında fıstık gibi bir kız. Tarık yapamazsın bunu. Anlat bakalım, dinliyorum.
çekti. Sen bana yardım et Allah. Sen bana yardım et. Gelin gelin. Tarık'cığım çok hor kullanmışsın. Biraz defolu mefolu ama güzel kızmış. Alın bakalım şu güzel kızı da gidelim. Zeliha. Kalk. Kim bunlar? Bunlar senin yeni arkadaşların. Çok vaktimiz yok. Hadi gidelim. Geçeriz. Burada ya. Nereye yavrum? Zeliha. Zeliha ne yaptın? Zeliha. Ölmüş. Öldürdün onu. Hadi ya. Hadi yürüyün gidelim. Zeliha. Zeliha. Zeliha kızım. Zeliha kızım. Zeliha kızım. Kalk uyan ne olursun. Zeliha uyan ne olursun. Kalk kızım. Kalk kızım. Uyan ne olursun. Ben annene nasıl söylerim. Yavrum kalk uyan. Yavrum.